Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ders-ü salisu min suretil Bakara. Kadi Beydavi'nin Bakara suresinin 3. dersini okuyoruz. Bu ayrı bir mevzu, dünkü mevzuyla pek alakası yoktur. وَلَمَّا كَانَتِ الْحُرُوفُ زَلْقِيَّةُ Zelki harfler. Zelki harfler nelerdir? اَلَّتِي يُعْتَمَّدُ عَلَيْهَا O harfler ki onlara ne yapılıyor? İtimat ediliyor. بِزَلْقِ lisani. Lisanın zelkiyle onlara itimat ediliyor. Zelk demek, taraf demek. Yani dilin tarafıyla telaffuz ediliyorlar. Bak, biz zilki demiş, o kesre yanlış. Niye hurufi zelkiye deniyor? Çünkü dilin zelkiyle telaffuz ediliyorlar. وَلَمَّا كَانَتِ الْحُرُوفُ زَلْقِيَّةُ Tefsir mahiyetindedir. Nedir hurufi zelkiye? اَلَّتِ يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا بِزَلْقِ lisani. O ki zelkul lisanla kendilerine ne yapılıyor? İhtimal ediliyorlar. وَهِيَ سِتَّتُنْ Onlar da kaç tanedirler? 6. Onlar da 6 tanedirler. Nelerdirler? يَجْمَعُهَا O 6 zelkiye harflerini cem eder. رُبَّ مُنْفِلِنْ رُبَّ مُنْفِلِنْ Munfil Yoksa müneffilin burada minetten fili demiş. Rubbe munfilin de müneffilin de fark etmiyor. Burada müneffil. Müneffil mi demiş? Evet. Burada da minetten fili demiş. Rubbe munfilin kaç harftirler? Rabbed 2, munfil de 4, 6 harf. Anlaşıldı değil mi? Munfil ne demek? Hani men katela katilen felehu selabuhu. Çünkü nefil demek, ganimet demek. Rubben munaffilin harfleridir. Tamam. Ve lema kanetil hurufu zelkiyetu bir. Bir de vel haber daha gelmedi. Kanenin haberi daha gelmedi. Vel halkiyetu bir de halki harfler. Halki harfler merfu okuyoruz. Zelkiyetuna ne ediyoruz? Atıf ediyoruz. Vel halkiyetu elleti el ha'u vel ha'u vel aynu vel ghinu vel ha'u vel hemzetu Onlar da bunlardırlar. Etiler kaç? Bunlar da 6. Zelkiye 6, halkiye 6, eti kaç? 12. Ve lemma kanetil hurufu zelkiyetu Kesiretel vuku'i Kesiretel vuku' fil kelam Kelamda, Arap kelamında bu harflerin vuku nedir? Kesirdirler. Kesir olunca Zekere sulüseyhima Yüce Allah surelerinin başında hurufe mukatta'a ile hurufe heyca ile Bunların üçte ikisini zikretmiş. Diyelim Rubben Munefilin. Elif, Lam, Ra var. Mim var. Nun var. Lam var. Dört tanesi var. İki tanesi yok. Be ile fa yok. Bak üçte iki. Halk harflerine gelince. Ha, Mim, Ha var. Ha yok. Ayn var. Gin var. Kafaya ha var, eti kaç? Dört. Anlaşıldı değil mi? Ha var. Ay var. Var. Gın. Kafaya ayn sad. Gın yok. Gın yok. Ha var. Hemze elif var.
6'dan 4 ne eder? 3'te 2 eder. وَلَمَّا كَانَتِ الْحُرُوفُ الزَّلْقِيَّةُ الَّتِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا بِزَلْقِ اللِّسَانِ وَالْحَلْقِيَّةُ الَّتِي هِيَ الْحَاءُ وَالْخَاءُ وَالْعَيْنُ وَالْغِينُ وَالْحَاءُ وَالْهَمْزَةُ Bunlar ne olmuşlar? كَسِرَتَ الْوُقُعِ فِي الْكَلَامِ Kanetin haberidir. زَكَرَ سُلُسَيْهَا Bu da سُلُسَيْهِمَا Lemmanın cezau şartıdır. Anlaşıldı değil mi? Neyse. وَلَمَّا كَانَتْ اَبْنِيَةُ الْمَزِيدِ Mezidin binaları. Mezidu fihinin ne? Binaları. لَا تَتَجَاوَزُ عَنِ السُّبَاءِ İyyeti La tetecavvezu ani subaiyyeti Mezidu fihi yedi harfi geçmiyor. İbrahim Kaç harf? İbrahim Yedi harf. Fiil altı geçmiyor. İsim yedi geçmiyor. Ve lemma kanet ebniyetul mezidi la tetecavvezu ani subaiyyeti Zekere mine zevaidil aşereti Zekere mine zevaidil aşereti Elleti yecme'uha el yevme tensahu Zekere zikreti Yüce Allah Mine zevaidil aşereti 10 zaid harften Zaid olabilen 10 harften Elleti o on harf ki yecme'uha el yevme tensahu. El yevme eti kaç? Beş. Tensahu beş de bunlar on. İşte zayid harfler, on harfler bunlardır. Ve lemma kanet ebniyetul mezidi la tetecavezu ani subaiyyeti seb'aten seb'ate ahrufin minha ve lemma kanet ebniyetu mezidi la tetecavvezu ani subaiyyeti zekere minez zevaidil aşereti seb'ate ahrufin minha o on zaidden kaç tane zikretmiş? Yedi zikretmiş. Niye? Tenbihen ala zalike. Yani subaiyi geçmediğine işaret etmek içindir. Şimdi bu 14 surenin başındaki hica harfleri hurufi mukata gelmiş ya. Şimdi bunlara bakıyoruz. Zaid harflerden bunların arasında kaç tane var? 7 tane var. Ne işaret var üstü kapalı? Ha. Zaid harfler Yani bir kelime, mezidu fi bir kelime yedi harfi geçmiyor. Yedi zaidi zikretmeyle mezid yediyi geçmiyor. Yedi harfi geçmiyor. Bir mezidu fi kelime en fazla yedi harf olabilir. Neyle buna işaret etti? El yevme tensahu zaid hurufe zaid hurufe aşereden kaç tane zikretmeyle? Yedi tane zikir etmeyle buna işaret etti. Ve lemma kanet ebniyetul mezidi la tetecavvezu anis subaiyyetim zekere mine zevaidil aşereti let yecme'uha el yevme tensahum sebete ahrufin minha o ondan tenbihen ala zalike yani la tetecavvezu anis subaiyyeti buna işaret etmek içindir. Ve lev istak Reytel kelime ve terakibeha. Kelim, kelimetunun cem'idir veya ismul cem'idir. Velev istakreytel kelime ve terakibeha. Kelim ve kelimin terakiblerini araştırırsan, istakreyte ne demek? Sonuna kadar araştırmak demektir.
وَلَوْ اِسْتَغْرَيْتَ الْكَلِمَ وَتَرَاكِبَهَا وَجَدْتَ الْحُرُوفَ الْمَتْرُوكَةَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مَكْسُورَةً بِالْمَسْكُرَةِ. Bakın, eğer kelimleri araştırırsan, kelimlerin terakiplerini araştıracak olursan, وَجَدْتَ الْحُرُوفَ الْمَتْرُوكَةَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ, her cinsten terk edilen harfler meksureten bilmeskureti. Meksureten demek yani mağlubeten fil kesreti anil meskureti, bilmeskureti. Her cinsten zikredilen harfler terk edilenlerden daha nedirler? Daha mağlubdurlar. Yani zikredilen, terk edilenlerden daha azdırlar. Bakın, وَجَدْتَ الْحُرُوفَ الْمَتْرُوكَةَ, metruk harfleri bulursun, min kulli cinsin, ne bulursun? Meksureten bil mezkureti. Meksureten bil mezkureti. Meksurete ne demek? Mağlubeten fil kesreti. Kesreten mağlubdurlar. Neden? Mezkur ile. Yani mezkuru metrukundan daha fazla. Munhayfide harflere bakarsan, mehmuseye bakarsan, nereye bakarsan o nev'in bu harflerin içinde zikredilenler terk edilenlerden daha fazladırlar. Terk edilenler mezkurla meksurdurlar. Meksur demek kesrette mağlubdurlar. Yani ne demek? Zikredilenleri terk edilenlerden daha fazla. Bunu da öğrendik değil mi? İkinci bir meseleye geçiyor. Sümme inne zikraha. Bu huruflerin zikri. Munferideten. Tek başına örnek. Sad, nun, kaf. Ve sunaiyeten. Ha, mim. Yasin. Yasin. Tasin. Ta-sin. Ta-ha. Ve sulasiyeten. Elif-la-mim. Öyle değil mi? Ayn-sin-kaf. Ta-sin-mim. Ta-sin-mim gibi. Ve rubaiyeten. Rubai olanlar var. Söylüyor mu rubai ne gibi? Elif-la-mim-sad. Ha, elif-la-mim-sad gibi örnek. Ve humasiyyeten. Humasi ne gibi? Kef, ha, ya, ayn, kaf, ha, ya, ayn, sad. Sad. Sümme inne zikra mufredeten ve sunaiyyeten ve sulasiyyeten ve rubaiyyeten ve humasiyyeten. Bunları sümme inne zekereha bu şekilde zikreti. İnne zikreha değil. Sümme innehu zekereha mufredeten ve sunaiyyeten ve sulasiyyeten ve rubaiyeten ve humasiyeten, bunları bu şekilde zikretmişler. İzanen bi ennel mutahadda bihi, mutahadda bihi, yani kendisiyle meydan okunan, murakkebun min kelimatihim, onların kelimatlarından murakkebirler. Kelimatları elleti usuluha, kelimatun mufredetun. Usulları nedir? Kelimat-i mufrededirler. Bayicara gibi mufred bir kelime. وَمُرَكَّبَةٌ مِنْ حَرْفَيْنِ, مِنْ gibi, an gibi, kum gibi, kul gibi, hani hasıl ve beraber. فَسَائِدًا, üç harfli, dört harfli, اِلَى الْخَمْسَةِ, nereye kadar? Beşe. Beşe kadar. Beşin yukarısı asıl harfler yoktur. Üç harfli var, bu sülase mücerred. Dört harfli var. Bu rubai mücerred. Rubai mücerred. Rubai mücerred. Harflerden basit. Fiil değil de. Usulü kelimat-ı müfredü mürekkeb-i min harfin fesayin lel-khamseti. O değil mi?
ثم إنه ذكر مفردة وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية إذن بأن المتحدث به مركب من كلمات التي أصولها كلمات مفردة bir harfli olan var. Ve murakkebetü min harfin iki harfli olan var. Fesaiden dört harfli, üç harfli olan var. Huruful mukatteden bahsetmiyorum. Dört harfli olan var. Beş harfli olan var. Doğru. Şimdi bu huruf mukatte'e bir harfli var, iki var, üç var, dört var, beş var. İşaret etti ki kelamlar, Arapların kelamları, konuştukları kelimatları, müfred olanlar var, iki harfli olan var, üç harfli olan var, dört harfli olan var, beş harfli olanlar var. Anladınız değil mi? Bir harfli olan asıl olur hepsi. Zaten bir de o da asıl olur. İki harf olan asıldır, üç olan asıldır, dört olan asıl olabilir. Eğer sülase mücerred ise, biri zayda olabilir eğer sülase mezid fi ise, beş olabilir o mecbur ya iki zayda eğer sülase mezid fi'dir, ya bir zaydedir eğer rubâ'e mezidu fi ise. Oldu. Harfleri bu şekil getirmeyle kelimatların bu kadar harflerden murakkep olduğuna ne var? Tenbih var, işaret var. Oldu mu olmadı? Devam ediyoruz. Ve zekere selase mufredatin. Üç mufredi zikretmiş. Hani dedik sad, kaf, nun. Selase mufredatin fi selasi suverin. Her bir surede nun suresinde nun var. Kaf suresinde kaf var. Bir daha sad suresinde sad var. Niye üç müfredi üç surede niye zikretmiş? لِأَنَّهَا تُوْجَدُ فِي الْاَقْسَامِ سَلَاسَتِ Üç tane kısım var. لِأَنَّهَا تُوْجَدُ فِي الْاَقْسَامِ سَلَاسَتِ El-ismi bir harfli isim var. El ismi, isim ne gibi? Dereb tükke veya gulam muke, kafe demir, isim bir harflidir. Fiilde var, hani vaka yaki, ki vaa yai, iyi. Vel harfi, harfte var, o zaten çoktur, baycare gibi. Oldu mu olmadı? Neyse. Ve erba'a sunaiyatin. Dört iki harfi zikretti. Taha iki harf. Tasin iki harf. Yasin iki harf. Hamim iki harf. Bildin Süleyman? Yani sunailerden dört tane zikretti. Niye? لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي سَلَاسِ سُوَرٍ ve erba yani ve zekir erba sunaiyat lianha takunu o atladım ve erba sunaiyatin lianha takunu fil harfi bila hasfi harfde hazıfsız iki harf olabilir hanne gibi min gibi ber gibi kebel demiş ve fil fiili bi hasfin kekul. Benimki sikal diye bir şey var. Sizinki var mı orada? Yok. İyi ki yok. Ben de bunu daire içine alıyorum. Kul bak aynül fiilin hasfe gitmesiyle iki harfli olmuş. Ve fil ismi bi gayri hasfin.
ve fil ismi bi gayri hasfin. Anlıyorsunuz değil mi? Ve fil ismi bi gayri hasfin. İsimde de iki harfli hazıfsız var. Kemen. Men ne olabilir? Men mevsule olabilir. Men mevsufe olabilir. Men istifamiye olabilir. Fark etmiyor. Ve bihi bir de isimde hazfle de var. İki harfli hazıfla beraber isimde varlar. Ne gibi? Evet. Kedemin, demin lefsi gibi. Deme vun. Ve onun için hasfe gitmiş, takvif için bir illeti yoktur. Ve fil ef'ali, hazıfla isimde de varlar, fiilde de varlar. Ha, kul ve bi' ve khef. Süleyman olmadı. Bak, kul, bi' khef. Atladık sen. Atladık mı? Fitisatü sureti, suveri. Ha. Ve erba'a sunayatin fi tis'i suverin. Benimki bu silinmiş. Öyle midir? Evet. Sunayatları 4 sunayı zikretmiş ama 9 surede. 9 surede ne geçiyor? 2 harfli huruf-i hica başlık geçiyor. Niye? Li vuku'ha fi kulli vahni min el-ahsami selaset. Ala selaseti evcuhi. Üç şekliyle hem harfte, hem isimde, hem fiilde geliyorlar. Toplam metni kaç? 9. 9 surette, surede gelmişler. Yani üç kısım, üç veciyle geldiğine işaret etmek için 9 surede getirmişler. Mesela, fe fil esma'i men ve iz ve zu. Bak, birinci meftuh, birinci meksur, birinci medmum, ikinci sakin. İsimde üç vecih üzere geldi mi? İki harfli geldi. Ve fil efali kul ve bi' ve khef. Üçü de fiildirler. Üçünün ilk harfin harekesi farklı mı? Farklı. Fiilde üç şekliyle geldi mi? Geldi. Ve fil hurufi min ve in ve muz. Bu şekil okursak min in aynı olmuş oluyor. Min ve en ve muz dersek o zaman üç vecih üzerine gelmiş oluyor. Burada en. En midir? Yani üç vecih üzerine gelebilmesi için o şekil okumak daha iyi. Ve fil hurufi min ve en ve muz, bu da ala lügati men cerre biha. Bazılar minla cerre yaparlar, o zaman ne olur? Harf olur. Bazılar minin mabadini merfe okurlar, o zaman isimdir. Neye girmiyor? Harfe girmiyor. Ha, üçünün de, yani min, en, muz, üçünün de harfin örneği olabilmesi için muzun mabadini mecrur okuyanların lügatine göre. Onlara göre muz nedir? Harfi cerdir. O 9 sure nedir? Taha 1, Neml 2, Mümin 3, Secde 4, Zuhruf 5, Duhan 6, Casiye 7, Ahkaf 8, bir de nedir? Fussilet. Ya o yok burada? Taha, Nemil, ben yazmışım sana. Birincisi Taha, ikincisi Nemil, üçüncüsü Yasin, dört Müminun, beş Fussilet. Fussilet var mı? Var. Altı Zuhruf, yedi Duhan. Fussilet'ten sonra ne geliyor? Zuhruf. Yasin, yani benimki o, burada o eksik, olması lazım. Burada o en üzerine konuşmuyorlar mı? İn, en. Burada en diye de atlatmış. En. En olmazsa zaten bize örnek olmaz.
bir şey söylemiyorum. Tamam. Devam ediyoruz. Siz de en hareke koyun. Ve selase sulasiyatin. Üç sulasi ne etmiş? Zikir etmiş. Elif lam mim, elif lam mim, elif lam ra, ta sin mim. O selase sulasiyat nedir? Elif lam mim. Elif lam mim, elif lam ra, ta sin mim. Bak. Üç harflinden üç tane zikir etmiş. Niye? لِمَجِئَهَا فِي الْاَقْسَامِ السَّلَاسَةِ Üç aksamda isim fiil harften geliyorlar. Ama fi selase aşrete surete. 13 surede geliyorlar. Peki. Niye üç örnek getirmiş? Üç kısımda geldiğine işaret etmek içindir. Niye 13 surede geliyor? Geliyorlar. Tenbihen ala enne usula usulel ebniyetil musammeleti te enne usulel ebniyetil musammeleti çünkü musammelete fetha midir? Musammeleti olsa sanki daha iyi olur. Enne usulel ebniyeti o usulların sıfatı ki el musammelete veyahut da o ebniye ki nedirler? Musammeldirler. Musammeleti olursa ebniye sıfat yaparız. Mustamelete olursa usula sıfat yaparız. 13 bakın. 3 tane getirmiş. Aksam-ı selaseden geldiğine işaret etmek içindir. 13 surede gelmiş. Tenbihen ala enne usulel emniyetil mustameleti selasete aşere 13 tane dediler. Niye 13? Aşretun minha lil esma'i 10 tanesi isimler için. Aşretun minha lil esma'i fa'lun fu'lun fi'lun etti kaç? 3 fa'lun ha 3 fu'lun öyle demeyelim. Şimdi fa'nın harekesi kaç tane? 3 ayınınki kaç? 4 hani cezme de olabiliyor ya. Evvel cezme olmaz, ayın olabilir. Fa 3 ayın kaç? 4 3 kere 4 kaç? 12. Bunların içinde fu'il, fi'ul ağır olduğundan dolayı yok. İkisi çıkınca kaç kaldı? 10. Ha. Bak diyor. Tenbihen ala enne usulel emniyetil musta'meleti selasete aşere 13'dürler. Aşretun minha lil esmai demin söylediğimiz ve selasetun lil efali. Üç tanesi de niçindirler? Fi'l. Üç tanesi nedir? Fiyalın asli sülasi mücerreddir. Faul fiyal demme, fetha kesre olabilir. Sukun olamaz. Ne olamaz? Sukun olamaz. Aynul fiyal sukun olamaz. Aynul fiyal sukun olamaz. Diğer üç hareke olabilir. O zaman faale. Yok. Faul fiil fethadan başka olamaz. Bine malum da. Mecbur fe olur. Aynül fiil sükun olamaz. Diğer üç hareke olabilir. O zaman faule. Faale, faile. Eti kaç? Üç. On isimlerde, üç fiilde asıl olanlarda. Eti kaç? 13. 13 surede gelmesiyle buna ne etti? Buna işaret etti. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Ve rubaiyyeteyni iki rubai zikretmişler. İki ne? Rubai zikretmişler. Elif, la, mim, ra. Elif, la, mim, sa.
Ve humasiyeteyni. İki humasi de ne etmişler? Zikir etmişler. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Beş değil mi? Beş. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Beş işte bu. Bak. Humasiden, rubaiden iki şeritene getirmişler. Niye? Tenbihen ala enne li kullin minha eslen. Ha, rubaiden niye iki tane getirmiş? Rubainin esli var, mulhaki var. Humasiden niye iki tane getirmiş? Humasi asli var, mulhaki var. Buna işaret etmek için her birinden iki şertana getirmiş. Kecaferin, bu dört harflidir. Dörtü de nedirler? Asıl. Ve sefercelin, beş harflidirler. Beşi de nedirler? Asıldırlar. Bunlardan biri zayide ilhak için gelmemiş. Bir de ve mulhaka ne var? Mulhak var. Keker dedin. Keker dedin. Kerde Cafer gibi. Kerededir. Bir dalı ziyade etmeyle kerdedin veznine girmiş. Sefercel Cehanfel. Aslı Cehfeledir. Nunu ziyade etmeyle sefercel veznine girmiş. Bakın beş harfli dört harfli asıl olanlar da var. Anlıyorsunuz değil mi? Zayid olanlar da var. Bakın fiil asıl üç var, dört var. İsim üç var, dört var, bir de beş var. Hani sefercel gibi. Cafer bir adamın ismi de gelmiş. O küçük irmaklara da Cafer isim olmuş. Anlaşıldı değil mi? Pek biri derse kardet. Orada niye ikinci dal hareket yapmak suretiyle birinci dalı niye ikinci dala ne etmiyoruz? Dal etmiyoruz. Hani kardet Cafer mulhak değil mi? Mulhak kubbihide idgam olmadığı için mulhakta da idgam olmuyor ta ki mulhaktaki harfler mulhak kubbihideki harflerle aynı ne? Aynı hizaya sıraya gelsinler. Kardet dudağı kalın olan herhangi bir hayvan veya herhangi bir insana ne denilir? Kerde denilir. Bu da bitti. Peki niye bu harfler hepsi 14 surede dağıtmış Yüce Allah? Bunlar hepsi bir yerde. Diyelim Bakara suresinin başında bunları hepsi niye getirmemiş? Anlıyorsun Murat? Niye bir yerde Bakara'nın başında örnek niye bunları toplamamış da 14 sureye ne etmiş bunları dağıtmış. Diyor ve la allaha furriqat ala suveri. Bu harfler surelere dağıtılmışlar. Yüce Allah tarafından surelere ne yapılmış dağıtılmışlar. وَلَمْ تُعَدَّ بِأَجْمَعِهَا فِي اَوَّلِ الْقُرْآنِ وَلَمْ تُعَدَّ ne yapılmamışlar? Sayılmamışlar بِأَجْمَعِهَا toplu halde فِي اَوَّلِ الْقُرْآنِ Kur'an'ın Fatiha'nın başında örnek veya Bakara'nın başından bunlar cem edilmemişler. Sebep ne? Sebebi hazil faideti. Bizim her birinin bir faydasını zikrettik ya. Bu faydadan dolayı bir yere ne etmemiş? Ceme etmemiş. Bu zikrettiğimiz faydadan dolayı. Bir de ma fihi bu yani tefrikte var. Ne var? Min iadeti tahaddi. Tahaddinin tekrarı var. Hani bu harfler amaçları tahaddidi, meydan okumaktı ya. Ne kadar tekrar edilseler, o 14 surede tekrar edilirse 14 yerde bu harflerle meydan okunur. Ne kadar fazla meydan okunursa karşı taraf da karşılık vermese bunun daha güçlü olduğuna daha muciz olduğuna ne ediyor? Delalet ediyor. Demek ki velem
Lihazil faydeti bir, ma mafi min iadeti tahaddi ve tekriri tenbihi vel mubalagati fihi. Bakın, ma mafihi min iadeti tahaddi bir, ma mafihi min tekriri tenbihi vel mubalagati fihi. Tenbihin tekrarı var, mubalaganın tekrarı var. Nerede var? Fihi tefrikte var. Demek tefrikte, bu zihnettiğimiz fayda var. Tahaddinin tekrarı var. Tenbih mubalaganın neyi var? Tekrarı var. Anlaşıldı değil mi? Vel mana, yani bu huruflerin bu şekil getirmeyle ortaya çıkan tablo mana budur. Vel mana, enne hazel mutahadda bihi. Bu mutahadda bihi Kur'an. Muellefu min cinsi hazil hurufi. Bu huruflerin cinsinden nedir? Bu huruflerin cinsinden muelleftir. والمعنى أن هذه أن هذا المتحدث به مؤلف من جنس هذه الحروف أو المؤلف منها محدث به ويقطع مؤلف منها بحروف لردن بحروف لردن مؤلف أولا كذا كذا ندمك el mutahadda bihi. Bakın vel mana en hazel mutahadda bihi bu muellefun min cinsi hazel hurufi. Ya böyle deriz evil muellefe minha bu huruflerden muellef olan keza mutahadda bihidir. Yani bu mutahadda bihi bu huruflerden murakkep veya bu hurufler bu huruflerden murakkep olan mutahadda bihidir. Yani takdim tahir. Anlaşıldı değil mi? Keza mutahadda bihiye gider. Ve kile bir kile demiş ki hiye bu fevatihü suver elif, lam, mim, taha, tasin neyse esma-uni suveri bunların manaları var nedir? Her biri başında geldiği surenin ismidir, lakabidir. Ve aleyhi itbaqul ekseri, ulemaların, müfessirlerin çoğunun icma'i bu görüş üzerinedir. Anlaşıldı değil mi? Peki buna göre niye Bakara suresinin ismi Elif Lam Mim olmuş? Sümmiyet biha, sümmiyet suverler. Biha bu fevatihü suverlerle. Fevatih yani bu. Bir harf, iki harf, üç harf, dört harf, beş harf neyse. Niye? Sümiyet biha işaren bi enneha kelimatun ma'rufetu terkib. Bu sureler, bu hürüflerle isimlenmişler. Ta ki işar yapsın ki bu sureler ma'rufetu nedirler? Terkibleri ma'ruf. Sizin bildiğiniz bir terkiple terkip olmuşlar. Sizin telaffuz ettiğiniz harflerle ne olmuşlar? Telaffuz olmuşlar. فَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَحْيًا مِنَ اللّٰهِ تَعَلَى. Eğer Allah tarafından vahy olmuş olmasaydı, sizin iddia ettiğiniz gibi, o zaman لَمْ تَتَسَاقَتْ مَقْدَرَتْهُمْ. Makderet, makduret, makdiret. Üçü de nedir? Caizdir. Sakıt olmazdı, düşmezdi, devre dışı olmazdı. Kureyşlerin güçleri dunen inde muaredetiha. Bunların muaredeti, bu surelerin muaredetinde güçleri sakıt olmazdı, düşmezdi. Niye? Çünkü bunların hurufların telaffuz ettiği hurufların murakkeptir. Eğer vahy olmamış olsaydı tam onların telaffuz ettikleri bir şeydir. O zaman niye muaredet esnasında güçleri bitmiş, karşılık verememişler? En küçük bir sureyi, bir ayeti getirememişler. فَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَحْيًا مِنَ اللّٰهِ تَعَلَى لَمْ تَتَسَاقَتْ مَقْدَرَتُهُمْ دُونَ مُعَرَدَتِهَا دُونَ مَنَعِنْدَ. Bir iki tevil daha var. وَسُدِلَّ عَلَيْهِ.
Yani bunlar bu surelerin isimleri olduklarına dair delil getirilmiş. Bi enneha bu fevatihü suver. Elif, lam, mim örnek. Lev lem tekun mufhimeten. Mufhimeten bir manayı fehm etilmese. Ve yahut lev lem tekun mufhimeten mefhum olmasa. Anlıyorsunuz değil mi? Mufhimeten, mufhimeten ise caiz. Ve sudilla aleyhi bi enneha lev lem tekun mufhimeten kanel hitabu biha kel hitabi bil muhmeley. Eğer bu harfler surelerin isimleri olmamış olsaydı, mufhim bir manayı ifham etmemiş olsaydı veya mufheme anlaşılmamış, yani maneleri anlaşılmamış olsaydı, o zaman bunlarla hitap etmek olurdu kel hitabi bil muhmeli, hitabi bil muhmel gibi olurdu. Ve tekellümü bi zenciyi me'al arabiyyi. Arabi bir kişiyle zencice konuşmak gibi olurdu. Ve lem yekunil Kur'anu bi esrihi beyanen ve huden. O zaman bak Kur'an'ın bir kısmı anlaşılmıyor, manası mufhem değil. O zaman Kur'an tamamıyla beyan, hidayet olmamış oluyordu. Ve lemma emkene tahaddi bihi. O zaman bununla tahaddi caiz olmamış oluyordu. Niye? Manası olmayan, manası bilinmeyen bir şeyle meydan okuyorsun. Manası bilmiyor ki karşı tarafın gücü yetsin veya yetmesin. Mufhem olmasa böyle bir sıkıntı var. Ve in kanet mufhimeten yahut da mufhemeten, eğer surelerin ismi olmamayla beraber eğer bir manayı ifham ediyorlar ise, fe imman yurade biha es-suverulleti hiye mustehelluha, eğer mufhim olsalar, fe imman yurade biha, bunlardan irade edilir ne? Es-suverulleti hiye mustehelluha, o sureler ki nedirler? فَاِمَّنْ يُرَادَ بِهَا اَسْسُوَرُ اللَّتِ هِيَ مُسْتَهَلُّهَا. O sureler ki bu hurufin, bu fevatihler onların başıdırlar. Hani manası var diyoruz, mufendir diyoruz ya. O anlaşılan maneleri ya bunların müstehelli olduğu surelerdir. Bunlardan anlaşılan mana o surelerdir. Ala enneha bu fevatihler, elkabha o surelerin elkablarıdırlar. Ev gayru zalki yahut da lakab değil, başka bir şeydir. Öyle değil mi? Bu harfler eğer surelerin ismi olmamış olsa ya mufhemdirler, ya mufhem değiller, o zaman ayrı bir sıkıntı olur. Kur'an muhmel olur bir kısmı. Arabi ile zencice konuşmak gibi olur. Kur'an beyan hidayet tamamı olmamış oluyordu. Bak bir kısmı manasını bilinmiyordu. Bununla tahaddi de caiz olmamış olurdu. Ama eğer mufim olsalar, ya bunlardan فَاِمَا اَنْ يُرَادَ بِهَا اَسْسُوَرُ لَتِيَ مُسْتَهَلُّهَا. Bunlar hangi surenin başı olmuşlar ise bunların manaları o suredir. اَلَا اَنَّهَا Bu ne? Bu sureler اَلْقَابُهَا. Bu sureler bu hurufi, bu fevatihler o surelerin neydirler? Lakableridirler. Ev gayru zalike veya lakabdirler. Herhangi bir şekilde bu fevatihlerden, bu hurufe mukatta'dan, bu hurufe hicadan anlaşılan mana nedir? Surelerdir. Vesani batilun. İkinci kısım nedir? Batıldır. Yani bunlar ne olsunlar? Mufhem olsunlar. Bunlardan ne anlaşılsın? Hangi surenin başında isterler o anlaşılsın. Bunu alırsa bu ne olur? Bu batıl olur. Bakın, ala enneha elkabuha ev gayru zaliki ev en yurade biha gayru suveri. O zaman şeye atıftır. Fe iman yurade biha es suveru ev gayruha ev ne? Ev gayru zalike. Vestade kast oldu. Vestade ne gayru zalike kast? Yani maneleri eğer varsa ya maneleri surelerdirler ya surelerin neyidirler? Surelerin gayrisidirler.
diyor. Anladınız değil mi? Muhmelse manası yok. Muhmel değillerse, manaları anlaşılıyor ise, manaları varsa o manaları ya başında oldukları suredir, ya sure değil de başka bir şeydir. Anlaşıldı değil mi? Diyor ve sani batılın ikinci ihtimal, yani bu şekil müfem olmaları batıldır. Niye? لِأَنَّهُ اِمَّا اَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَوْدَتْ لَهُ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِي. Bunlar hani müfhimdir diyoruz ya. Yani ne demek? Bir manayı ifham ediyorlar. Ne demek? Bunlardan bir mana anlaşılıyor. Bunlar bir manaya delalet ediyorlar. Her biri bir manaya delalet ediyor. Peki delalet ettikleri manayı ya Arapların lügatinde bunların mevdu lehuleridir. فَظَهْرُ اَنَّهُ لَيْسَ كَزَلِكَ. Öyle değil mi? Arapların lügatinde ne elif lamim, ne sad, ne nun, ne kafaya hiçbiri bir manaya ne olmamış ve de olmamış. E peki nasıl sen bunlardan böyle bir manayı alırsın? Eğer murad mavdellehu fil lügatil arabse öyle değil. Anlaşıldı değil mi? لِأَنَّهُ اِمَّنْ يَكُنَ الْمُرَادُ مَوْدَتْ لَهُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ فَزَّهِرُ اَنَّهُ لَيْسَ كَزَّالِكَ اَوْ غَيْرَهُ. Yani اَنْ يَكُنَ الْمُرَادُ غَيْرَ مَوْدَتْ لَهُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وَهُوَ بَاطِلٌ. O da nedir? غَيْرِ مَوْدُرْ لَهُ olursa o da batıl. Yani niye? Yani elif lam mimden murad Arapların lügatinden mevdur lehu bir mane alsak olmaz. Niye? Çünkü elif lam mim öyle bir mane vad olmamış. Peki Arapların lügatinden mevdur lehu olmayan bir mana murad olursa o da batıldır. Niye? Yani Kur'an'a nazaran lügatim. Kur'an Arapların lügatine göre nazır olmuş. Sen diyorsun murad Arapların lügatinden mevdur lehu olan değildir. Bak terstir. Arapların lügatine göre bunlar bir mane vad olmamışlar. Arapların lügatının gayrisinden bir manevat olmaları caiz uygun değil. O zaman bunlar nasıl müfhim olurlar veya müfhem oluyorlar? Peki niye Arap onların lügatına göre gelmiş? Delil ne? لِقَوْلِهِ تَعَلَى بِلِسَانٍ عَرَب۪يِّنْ مُب۪ينَ. Bak apaçık Arabi lisanla nazil olmuş. Sen nasıl mevdu lehusi gayri mevdu lehu fi lügatil Arab diyorsun? O zaman fela yuhmelu ala ma leyse fi lugatihi. Onların lügatında olmayan bir manaya ne yapılmıyor? Hamil edilmiyorlar. Pek bak daha biz ikincideyiz. Birinci daha duruyor. Ve sudille aleyhi bi enneha lev lem tekun mufhimeten. Bu kanal hitabı biha kel hitabı bil muhmeli ve tekel bi zenim el arbi ve lem yakun Kur'an bi esli beyanı ve hudden ve lema imken tahaddi bihi. Bu bir sıkıntılı. وإن كانت مفهمة فإما أن يراد بها السور التي هي مستهلها على ألقابها أو غير ذلك. والثاني ثاني biliyorsun nedir? Sani أو غير ذلكdir. Şimdi dikkat edin. Hani biz dedik ya surelere hangi surenin başındadırlar ona vad olmuşlar. Niye? Ya gel desek bir manayı ne diyorlar? Bir manayı fehmettirmiyor desek o zaman muhmel olmuş oluyorlar. Kimse anlamamış manaları anlamamış oluyor. Bunlarla tahaddi caiz değil. Kur'an hep huden beyandır o yerinde değil. Anlıyorsun Murat? Peki eğer desek hayır bunların manaları var. E manaları var ya manaları hangi hurufi hice hangi bu fevatihler hangisi hangi surenin başındaysa ya manası o surettir ya onun gerisidir. Onun gerisi dedik batıldır. Niye? Mevdellehu fil lugatil arab olursa öyle değildir. Geri olursa o da değil. E peki ne kaldı? Muhmel olamıyorlar. Mecbur geri mufime olamazlar. Mecbur mufime olurlar. Mufime olursalar geri surenin mufimi olamazlar. E ne kaldı? Sure. Maneleri suredir. O zaman demek ki kıylenen söylediğin pekiştirdiğin. Daha yarın devam ediyor. Burada duralım. Anlaşıldı değil mi? Çünkü birbirine bağlı. O vesani bildiğin hangisi değil mi? Gayru zalike. Yani en yurada bir
Ve in kanet mufhimeten veya mufhemetenin ikinci şıkkı sani odur. Zaten o birinci kısım bitti. Onun defterini kapattı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lügati